illa bir yanıklık var. Çünkü Türk halkı, evet, Türk milleti zaten anadan şair. O kadar güzel deyişleri, sözleri, şiirleri var ki türküleşmiş. Hepsi yanık. Anadan yanık. Gayet tabii. Mektupları bile bildiğiniz gibi ucları yanık gelirdi eskiden. O da tarihe karışıyor. Şimdi mesajlaşıyoruz da. Bu arada türküden, şiirden derken halk edebiyatındaki çok güzel yazılmış olan bazı şeyleri ben buradan girmek istiyorum. Bunu derken de şunu öyle zannediyorum ki seyircilerimiz bunu mutlaka biliyorlar. Bizim programımız Aslan Kayseri'nin adı altında olan programımız özellikle edebiyat, sanat ağırlıklı. Yani kültür ağırlıklı, türkü ağırlıklı değil. Ama siz dostlarımız buradayken tabii ki türkü istekler gelecek. İstekler tabii olacak, türküler söyleyeceğiz. Arada kültürümüzü de tabii gireceğiz, tabii işleyeceğiz. Bu arada halkın kültürü olan çok da hoşuma giden kitabımı aldığım bazı bir takım dörtlükleri okumak istiyorum. Mesela kabahat mı? Kayserilik kanaatimiz var. Kolumuzda gul gibi zenaatimiz var. Gerekirse kitap yazar satarık. Bunda ne kabahatimiz var? Testere diyor. Dost olmak isteyenlere duyuruyoruz. Ne bir keser gibi ol. Hep bana, hep bana. Ne de bir rende gibi. Hep sana, hep sana. Hak geçmesin istersen, ne sana, ne bana. Olursan testere ol. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Duyuyorsun değil mi? Dört, evet. Adalet burada. Adalet. Yani ne kadar güzel işlenmiş. İnci gibi. Kusursuz bir şiir, dörtlük, deyim, deyiş. Ne güzel, ne güzel. Adalet. Diyor ki olmaz. Niye olmaz? Tellaldan müezzin olmaz. Camiyi yıkar sesine. Natırdan da hanım olmaz. Kurnayı yıkar tasına. Yıkar diyor. Neyi neyi yıkıyormuş onu görelim. Bir aileyi haylaz evlat, bir yiğidi huysuz avrat, bir esnafı asık surat, bir şoförü hızlı surat yıkar. Evet. Doğrudur. Çok doğru. Çok güzel işlenmiş ve tespit edilmiş. Devamında ohlava diyor. Yani ohla. Bundan sonra döndü hava. Gelmez artık demir tava. Kız anası yer pahlava. Oğlan anası ohla. Ohlava. Ohlayı yer diyor. Yalvar. Kime yalvaracağız? Kaldın oğul eline çokça yalvar geline. Buradan bir iki daha okuyak derim. Oku hocam, oku. İddia ediyorum. ATV'yi aç böyle program bulamam. Yemin ederim bulamam. Bizde oynayan yok. Ama baştan beri dediğimiz gibi. Hem de kültür, hem de kültür kültür hem de. Kültür, Kayseri kültürü diyor. Ne diyor? Şimdi Kayseri derken Kayserili olmayan işte ben Sivaslıyım diyor. Ya nereden söylüyorsun? Kayseri, Sivas Kayseri'nin mahallesi. O kadar. Kayseri de Sivas'a bağlı bir yerdi zaten. Biz kardeşiz. Tabii. O nereden geliyor? Ben Yozgatlıyım diyebiliyor muyum? Ha, işte olur mu? Kayseri'de Yozgatlıyız. Hep iç içeyiz yani. Olmaz. Şimdi Sivaslıyım dedi. Yozgatlıyım dedi. Ne zamandan belli buradasın? 30 senedir. Lan kardeşim
3 sene duranı, 1 sene duranı biz Kayserili sayıyoruz da. Evet. Sana ne oluyor da sen kendini Yozgatlı sayıyorsun? 30 senedir buradasın da. İmkanı var mı hocam? Diyoruz ve Kayserili sayıyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Hepsine hitap ediyoruz. İyi bir eğitim almak için neler gerekliymiş? Babanın kesesi. Ananın ketesi. Hocanın nefesi, öğrencinin hevesi diyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman öğrenci okur. Adam olur. Adam olur olmaz. Zaten adam da bir yere gelir. İşte bir şey olur. Bunları girerken tabii ki bu çok güzel sözlerle birlikte o kadar çok, o kadar güzellikler var ki okumalarla bitmez. Evet. Bunu tabii kitap alarak okuyanlar haddinden fazla şeyler bulacaktır. Kitap reklamı yapmıyoruz. Tabii. Burada doğruyu söylüyor. Sonra telefon edenlere hediye kitap veriyor. Yani edeceksiniz. Kura çekeceksiniz. Bu arada tabii kaç tane vereceksin hocam kitap? Vallahi kura çekecek 25, 50 Allah ne verdiyse verecek. Zaten tamam, zaten şöyle parayla almayanlar arıyor, biz de buradan veriyor. Okumuş oluyorlar, evet. Ne kadar güzel.